Toplumun yüzde yetmiş üçü parlamenter sisteme geçişi birinci derecede öncelik olarak görüyorsa millet İttifakı'nın da o zaman yalnızca altı liderden ibaret olmayıp toplumun diğer kesimlerinde beklentileriyle örtüşen bir karar vermişler. O halde ittifakın toplumda özellikle parlamenter sistemin beklentileriyle örtüşür şekilde ileride daha da genişleyebileceği, toplumun bu beklentilerine. ...cevap verebilecek bir şekilde yapılanabileceği önemli bir aşama. Burada e, yine sanırım e, Sayın Andican söyledi, bir umut oldu dedi, e, umudumuz e, yeşerdi dedi. Şimdi umut Türkiye'de ilk defa 70'li yıllarda Ecevit'le birlikte biliyorsunuz siyasette önemli bir sonuç doğurmuştu. Ecevit iktidarı taşıyan Türkiye'de işte Ecevit'li yıllarda demokratik sol, sol siyaseti içerisinde... Umudun onun şahsında örtüşmesi ve yeşermesiydi. Şimdi burada da bu altı siyasi parti liderinin bir araya gelmesiyle toplumda giderek kaybolmaya başlayan ve giderek moralsizlikle neredeyse insanlar geleceklerini bile Türkiye'nin dışında planlamaya başladıkları bir dönemde galiba bu defa olacak umudu toplumun her kesimde yeşermeye başladı. Bu da önemli gerçekten insanların siyasetten çözüm bulabilecekleri umudunun toplumda yeşermesi büyük bir beklentiye dönmesi halinde bu çok daha güçlü bir rüzgara siyasi, siyasi aşamada döneceğini gösteriyor. Burada Sayın Andijana katılmayacağım bir konu var. Onu da düzeltmek isterim. Tabii ki benim görüşüm bu. Ee, dedi ki bu fotoğraf bugüne kadar siyasi tarihimizdeki e, ilk uzlaşma fotoğrafı olarak e, yer alacaktır. Ben e, bir hatırlatmada bulunayım. Muhtemelen kendisi de bunu teslim edecektir. E, Türkiye aslında bu büyük uzlaşmayı geçen AKP öncesindeki koalisyon hükümeti döneminde başardı. Biliyorsunuz o dönemde Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in seçilmesinde parlamentoda büyük bir uzlaşma başarıldı. Bambaşka siyasi partiler apayrı siyasi düşüncedeki partiler bir araya geldiler ve Sayın Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinde tam bir uzlaşma vardı. Yani Türkiye geçmişte uzlaşma kültürünü yavaş yavaş inşa etmeye başlamıştı. Bundan sonra bu kültürün yeniden yeşermesi ve bu fotoğrafla birlikte de Türkiye'yi yeniden inşa edecek bir sonuca doğru ulaşması son derece önemli. Burada ortadaki bir fotoğrafın kaçan bir unsurunu da e, anlatmak istiyorum. Tabii bütün e, fotoğrafı Cumhurbaşkanı kim? Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak mı ve seçilecek mi üzerine inşa ediyoruz. Ama sevgili Tuncay Burada aslında iki tane e, ayrı durum var. Bu iki ayrı durumu değerlendirdiğinizde şu kesin sonuca varmak mümkün. Yani şunu herkes görüyor ki 2023 yılından sonra Türkiye'de asla AKP'li bir siyasal süreç devam edemeyecek. Tabii bu 2023 diye diyorum işte seçimler o tarihte yapılacağını düşündüğüm için. Nedeni şu şu anki bütün anketler iktidarında muhalefetinde taraflı tarafsız yapılan bütün anketlerde görülen şey şu ki Artık Türkiye'de parlamento çoğunluğunu parlamentodaki milletvekilliği çoğunluğunu mutlak olarak muhalefet elde edecek. Bu durumda muhalefetin e, anket sonuçlarına bakıldığı zaman parlamentoda 300 milletvekilini aşması durumunda Cumhurbaşkanlığı AKP'nin elinde olması halinde dahi artık ortada sürdürülebilir bir iktidarları olamayacaktır. Çünkü parlamento çoğunluğu evet, elde evet. ettiği anda AKP için iktidarda kalmak, iktidarını devam ettirmek imkansız bir durum olacaktır. Bu bizim anayasa değişikliği döneminde altını çizerek vurgulayıp bu yanlıştır diye bağıra bağıra anlattığımızı bugün yaşayarak herkes öğrenmeye başladı. Evet gerçekten yani bir an için farz edin ki şu anda çok zor bir olasılık görüyorum ben. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olması mümkün değil ama bütün koşullar far, farz edelim ki oldu. Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı oldu ama bu sonuçlara göre Millet İttifakı parlamentoda büyük bir çoğunluk elde edeceği görülüyor. Bu durumda Cumhurbaşkanının ne yasa yapma, ne yasaları işletme yetkisi ne de bugünkü düzeni devam ettirme yetkisi mümkün olamayacağı için bu sistem artık bundan evet. itibaren ölü doğmuştur. Geçenlerde e, çok değerli e, hem siyasetçi hem bilim e, bilim insanı Sayın Sencer Ayata ile bir televizyon programında e, bu konuyu değerlendirirken kendisi çok önemli bir e, tespitte bulundu. Ben de katılıyorum ona dedi ki e, bu cumhurbaşkanlığı, partili cumhurbaşkanlığı sistemi iktidarın giyotini olmuştur dedi. İktidar kendi giyotinini kendisi getirdi, anayasal düzenin içerisine koydu ve 2023'te de bunu finalini yaşayacağız. Gerçekten öyle. Yani az önce Sayın Andican'ın söylediği umudumuza buradan şunu vurgulayabilirim ki AKP ile bundan sonraki siyasal sürecin devam etmesi mümkün değil. Bu umudun en büyük adımı oldu. İkincisi de bu millet ittifakı milletin beklentileriyle örtüştü. Bu anlamda da çok büyük bir umudun ilk adım oldu diyebiliriz. Çok teşekkürler Sayın Pekşen. Tam da kaldığınız bıraktığınız yerden devam edelim. Ee, sevgili seyirciler bu arada iki hatırlatma yapalım. Bu para araştırma şirketi Sayın Pekşen anketlerden söz etti. Telebir'e özel bir anket yaptı <laughs> geçtiğimiz hafta. Z kuşağına sordu, gençlere sordu. E, hakikaten çok düşündürücü sonuçlar var. E, Sayın Akaltun, Erdal Akaltun bu para araştırma başkanı birazdan konuğum olacak. Ve o anketin, Telebir'e özel anketin çarpıcı sonuçlarını sizlere aktaracağız. Gençler ne diyorlar bakın siyasete. Hakikaten e, çok tartışılacak sonuçları var. Siyasetçiler açısından da çok fazla dikkate alınması gereken Sonuçlar e, öne çıktı. Bu gençlerle ilgili yapılan ankette. Birazdan paylaşacağız detayları. Bir başka önemli başlıkta e, Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirliklerine gitti. Detaylarına bakacağız. Dün şeytan dediklerine bugün yatırımcı diyorlar sevgili seyirciler Detayları anlatacağım. 15 Temmuz'un finansörü olarak suçluyorlardı biliyorsunuz. Birleşik Arap Emirliklerini Sedat Peker orada şu anda e, bir anlamda hem Birleşik Arap Emirliklerinin Koruması altında aynı zamanda da kontrolü altında biliyorsunuz Peker'in bütün paylaşımlarına e, emirlikten gelen e, bir telkinle Peker son verdi. Bunların da detaylarını konuşacağız. E, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada bir takım temaslardaydı ama e, şu sıcak siyaset gündemiyle devam edelim. E, Cumhurbaşkanlığı tartışması. E, Sayın Özdağ şimdi geçen haftalarda bunun fitil ateşlendi. Ben de mağrurdan mağdur yaratmaya çalışıyorlar diye bir yazı yazdım Cumhuriyet Gazetesi'nde. Mağrurdan mağdur olur mu? Erdoğan'la ilgili böyle bir e, önümüzdeki döneme dair bir plan hazırlanıyor, senaryo hazırlanıyor ve bıçakla açık görülüyor. Sayın Pekşen de dedi ki önemli olan tabii burada meclisin çoğunluğunu elde etmektir. E, düşük bir ihtimal ama mecliste çoğunluğu çoğunluk elde edildikten sonra Cumhurbaşkanlığı seçimini Millet İttifakı kaybetse bile e, o çoğunluk istediği gibi e, Erdoğan'ın at koşturmasına engel olacaktır dedi. Bu da çok konuşulan bir şey yani parlamentoda çoğunluğu sağlamak birinci hedef olmalıdır diye. Hem o konudaki görüşünüzü merak ediyorum hem de e, mağrurdan mağdur olur mu Erdoğan yine seçimler yaklaştıkça ee, ey halkım beni görüyor musunuz işte e, aday göstermek istemiyorlar. Anayasaya rağmen anayasayı çiğnemesine rağmen yeniden aday olması halinde vaktinde seçim yapılırsa yeniden aday olması halinde anayasaya aykırı olmasına rağmen bunu zorlayacağını ben düşünüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, birincisi şöyle